Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz, videoma hoş geldiniz. Buraya gelirken yanımda ne getirdim? Makyaj çantamda ne var? Aslında onu göstereceğim. Düşürüyordum. Makyaj çantam bu. Vitalife Cosmetics'in Eylül Öztürk'ün. Bunu almıştım. Kokusu var. Gerçekten bir makyaj çantasının kokusu var. Kokusu ilk aldığım günkü gibi duruyor. Bunun içinde çok şey sığdığı için bunu aldım. Bu rengi tercih ettim. Başka bir sürü renk de var. İçinde şu kadar eşya var şimdilik. Şimdi bakalım makyaj çantamda ne var. O zaman başlıyorum. Öncelikle bir tane böyle Yves Rocher'in gözaltı nemlendiricisi var. O zaman onlardan gidelim. Yine Yves Rocher'in aynısının serum var bu sefer. Bu yüz için bir serum. Çok güzel, yeni aldım. Bu da Cosmet'in bir nemlendiricisi. Gördüğünüz gibi bitmek üzere. Cildime çok iyi geliyor. Normalde cildim sivinceliydi. Şu an gördüğünüz gibi. Şu an bir tık daha fazla var. Yediğime bağlı oluyor aslında. Ama şöyle, sivilce değil, alerjik olup kaşınıp çıkıyor bunlar. Önceden tabii ki sivilcem vardı. Ve bu da yüzümü kaşındırtmıyor. Sivilce içinde kullandığımı söyleyeceğim. Gerçekten getirmediğim, kullanmadığım malzeme kalmadı. Almanya'dan bile ürün kullandım. Ama hiç işe yaramadı. Ne işe yaradı? Nasıl kurtuldum? Hepsini göstereceğim başka bir videoda. Sonra burada fırçalarım var. Şöyle bir kaba fırçalarımı koydum. İçinde işte bronzer, allık, kapatıcı, bir de küçük bir pudra fırçası. Hepsi birbirinden farklı zaten. Şöyle koyayım. Devam edelim. Göz altlarımı tek kapatabilen marka L'Oreal'in bu concealer'ı. Benimki 323 şöyle fawn rengi. Çok güzel, çok seviyorum. Evet, birazcık pahalı. Bunu alamazsam Revolution'ın C4 numarasını alıyorum. Bunu almaya çalışıyorum ama genelde. Yine L'Oreal'in şöyle bir pudrası, ne olduğunu unutmam. Ay, pudrayı görebiliyor musunuz? Böyle bir pudra. Arkasında numarası var. 2N olması lazım. Pardon. Evet, 2N'miş. Ben bunu çok seviyorum. Şu an durumu böyle. A few moments later. Yüz ifadem sünger için değildi de tırnağım battı zannettim ürüne. O yüzden böyle bir korktum. Neyse ki batmadı. Bu kaç yıldır var. The Balm'ın Bahama Mama. Bu biraz koyu bu arada. Bayağı koyu, biraz değil. Şöyle. Ama kullanıyorum. Daha açık renk alacağım. Hangi bronzer markasını tavsiye edersiniz? Onu da söylerseniz çok sevinirim. Ben Kiko düşündüm. Ama almadım. Bir de şu NYX'in. NYX'in var ya, yeni çıkanlar. Şöyle çikolata kokulu, onu düşünmüştüm. Sonra Panorama. Şöyle L'Oreal'in şu. Normalde rimel kullanmıyorum kirpiklerim uzun olduğu için ama bana rimeli bu sevdirdi. Tek tek ayırıyor. Ve asla ve asla şey, topak topak bırakmıyor. Şu an denemeyeceğim. Yüzümde zaten şu an kapatıcı var sadece. Sonra eyeliner için şöyle Deborah'nın bu. Bunu almıştım. Bir de netlese ya, beni netliyor. Deborah'nın bu küçük olanını almıştım. Böyle açılmalı olanları, hoje gibi. Böyle kalem fırçası var. Bunları daha çok seviyorum. Bazen başarılı olamıyorum ama yine de kullanıyorum. Sonra bir de Golden Rose Prestige. Bunu BİM'den almıştım. BİM'e geldiğinde görmüştüm. Blue maskara. Bakın, bu renge baktığınız zaman aslında çokmuş gibi geliyor. Ama gerçekten sürdüğünüz zaman çok belli olmuyor ya. Bana böyle daha çok belli olan mor, lila, pembe renk bir maskara sürer misiniz? Bunu da 4-5 kat sürünce belli oluyor. Sonra şunu çıkarayım. Colette Cajal, bildiğiniz. Hala kullanıyorum ben. Ben seviyorum. Ve son olarak L'Oreal'in şu Breakfast in Bed
105 numarası var bende. Şimdi bunu bize göstereceğim. Ben önce başka renk aldım. Sonra çok açık geldi. Kapalı geldi. Sonra başka bir şey aldım. Bu renk. Swatch yapmayacağım. Bu renk zaten. Görebiliyorsunuz. Güzel bu arada. Evet. Makyaj çantam bitti. Bunu zaten gösterdim az önce. Benim makyaj çantamda bu kadar ürünler var. Bu çantayı çok seviyorum. Her yere giderken bunu götürüyorum. Videonun sonuna geldik. Kanalıma lütfen abone olup destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.